Selamlar millet. Bugün kanalın içeriğinde çok uygun olmayan bir videoyla karşınızdayım. Aslında hani böyle güldüğüme bakmayın, çok can sıkan. Hem de beni çok üzen bir olay anlatacağım size. Zaten geçtiğimiz günlerde Instagram'da bir paylaşım yapmıştım. Yaşadığım olayla ilgili kısaca bir bilgi vermiştim ama bütün detayları, bütün yaşadığım her şeyi bu videoda anlatacağım size. Şöyle hemen kısaca olayın başından başlayayım. Düzgün Garaj, Airworks Töke, bir de Bodies Garaj'ın düzenlediği bir Air Suspansiyon çekilişine katıldım. Bu çekiliş Mayıs ayında başlamıştı ve Haziran ayının sonunda da bitti. Çekilişi ben kazandım. Çekiliş canlı yayında çıktı. Hatta çekilişi kazandığımda ben İzmir'de Optimum'daydım. Arkadaşlarımla oturuyordum. Çok hani istediğim bir şeydi. Çok istiyordum Air Suspansiyon, hem aracımda olsun hem de hani böyle tıs tıs oynamak istiyordum açıkçası ama işte çekilişi kazandım. Çekilişi kazandıktan sonra Airworks Türkiye hesabından bana mesaj atıldı, hani bize ulaşın diye. Neyse aradım. Dediler ki işte 2 ile 3 hafta içinde aracını getirsin. Aracına Air Suspansiyon yaparız dedi. Ben de bu arada aklıma şöyle fikir geldi. Aracımın vizesi Aralık ayında bitiyordu. Ben de hani dedim Air yapılacak, aracıma vize yaptırayım. Onun için ondan sonraki hafta adamı aradım tekrardan. Dedim ki abi dedim böyle böyle. Ben dedim arabamı vize yaptırayım. Vize bittikten sonra geleyim. Zaten bir hafta 10 gün vizeyle uğraştık. Vizeyle uğraşırken de işte hem bayağı bir para harcadım arabaya hem de bayağı bir zaman harcadım. İki kere Aydın'a gittim geldim, işte araba olmadı, bir daha yaptırdım vesaire derken hani bir hafta 10 gün falan uğraştık. Ondan sonra 14 Temmuz'da vizeden çıktım. Hiç daha Aydın'dan direkt eve gelmeden Söke'ye gittim. Air Suspansiyoncu'nun yanına. Abi dedim selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben dedim vizeden çıktım. Air Suspansiyon'u ne zaman yaparız? Dedi işte bu hafta işlerim var dedi. Ay önümüzdeki hafta arabalar gelecekler, ondan sonraki hafta yaparız yani. Yani 15 günlük 20 günlük bana süre verdi. Neyse bu süre zarfı geçti. Ben adamı aradım tekrardan. Abi dedim ne zaman yaparız? Ya işte işler var, bu hafta olmaz yine, önümüzdeki hafta. Ondan sonra ben adamı arıyorum yine. Adam hiçbir şekilde beni aramıyor. Bana hiçbir şekilde ulaşmıyor. Bana hiçbir şekilde haber vermiyor. Hep ben adamı arıyorum. Abi dedim işte yine ne zaman yapacağız? Ya işte körüklerle sıkıntı çıktı. İşte bu hafta da olmayacak. İşte ondan sonraki hafta arıyorum, işte bu hafta arabalar geldi yine olmayacak. Hani ben zaten kafamda şöyle bir düşünmüştüm zaten. Yani sonuçta ben bir çekilişi kazandım. Bana ücretsiz bir arabama Air Suspansiyon yapılacak. Adamın elinde hazır paralı müşteri varken kendi kazanması açısından ben de adamın çok üstüne hani bir şey diyemedim. Diyemezdim şahsen, bunu kendime yakıştırmazdım. Neyse aradan 1-1,5-2 ay geçti. Ondan sonra İzmir'de düzenlenen bir modifiye fuarı vardı. O tarih yakınlaşacak diye ben de işte adamı tekrar aramaya başladım. Abi dedim işte ne zaman yapacağız, bak böyle bir fuar var. İşte hani ben dedim hem YouTube'a video çekeyim, fuarlara gideyim, hem sen bana ücretsiz bir şey yapıyorsun ama ben de sana elimden gelen desteği yapayım, sana reklam yapayım, tanıtım yapayım dedim. Sonuçta zaten bu Air Suspansiyon çekilişini yapmalarındaki amaç kendilerini piyasaya sürmek, tanıtmak, insanlara kendilerini göstermek. Ben de onlar için çok iyi bir aracı olacaktım zaten eğer benim aracıma Air Suspansiyon yapsalardı. Neyse bu arada tekrar adamı aradığımda dedi ki işte benim işte senin malzemelerin geldi hazır. Bak şimdi bu harfi, bu cümleyi direkt hatırlıyorum yani. Senin malzemeler geldi hazır ama dedi elektriği bağlayacak ustaları ameliyat olmuş dedi. O ustayı ben şahsen tanıyorum. Yani ismini biliyorum. Şu an ismini söylemeyeceğim. O da kendini biliyor. Garage Body sayfasında yönetici. O usta dedi ameliyat olmuş. Neyse ameliyat oldu dedikten sonra da dedi geçmiş olsun. Diyecek bir şey yok yani. Ameliyat, sağlık, her şeyden önemli. Maddiyat, hiçbir şeyden önüne geçemez. Neyse. Ondan sonra ben bir gün sanayide arkadaşımın dükkanında otururken bir baktım. O ameliyat olduğu dedikleri usta dükkanın önünden geçiyor. Ben de bunu gördükten sonra adamı tekrar aradım. Abi dedim. Hani dedim benim evi ne zaman yapacağız? Bak dedim usta dedi motorla geziyor. Ya dedi sen dedi yanlış görmüşsündür dedi. Senin dedi gözlerin bozuktur dedi. Adam dedi hasta dedi, yatağında yatıyor dedi. Abi dedim bak dedim ben gözüme mi inanacağım? Kendi gözümle gördüğüme mi inanacağım? Senin lafına mı inanacağım? Ya dedi senin gözlerin bozuktur, yanlış görmüşsündür. İşte istiyorsan sana adamın evine atayım, evine git bak falan filan. Derken ben de çok adamın üstüne inmedim. Bu arada tabii bana biraz yokuş yaptıkları. Bunu ben şahsen düşündüm. Neyse işte aradan biraz daha süre geçti. Hani ben ondan sonra pek adamı aramadım. Çünkü adam telefonda bana çok hani böyle düzgün konuştuğu söylenemez. Hani insanda şevk heves bırakmıyordu. Ben de çok aramak istemedim ama sonuçta ben burada bir şey kazandım. Ve bunun üstüne gideceğim yani sonuçta. Hakkımla kazandım. Hiçbir şekilde haksızlık veya adaletsizlik yok. Neyse bir abimizin düğününde dışarıda otururken yanında bir abi
Air Spansiyon muhabbeti yapıyordu. Ben dedim ki abi dedim hani hangi Air'ci dedim. Ya dedi düzgün garaj. Neyse abi dedim hani benim Air Spansiyon ne olacak sonuçta. 3 sayfa düzenliyor. Düzgün garaj. Airbox söke. Bodies garaj. Neyse ya dedi bu hafta dedi gelecek malzemelerim dedi takarız. Dedi ben seni pazartesi günü arayayım. Neyse pazartesi günü oldu. Adamı aradım. Ya dedi gülüm dedi halledeceğiz falan filan. Yine biraz yokuş aşağı gidiyoruz. Neyse biraz süre geçti. Ya dedi işte fabrikayla sıkıntı çıktı, malzeme gelmedi falan filan. Bu arada ben çekilişi 14 Temmuz'da kazandım. Yok 14 Haziran'da kazandım. Haziran geçti, Temmuz geçti, Ağustos geçti. Düşün yani 2 ay geçti. Biz şu an zaten Eylül, Ekim'in ortasındayız yani. Ekim'in sonu değil mi şu an? Ekim'in sonundayız. Ondan sonra işte geldi çattı. Didim Festivali vardı bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay. Hani Tuning Festivali'nin en büyüğü, en çok katılım olan şey diyebiliriz. Geldi çattı. Bu arada işte ben abiye dedim hani abi bak benim arabamın jantları içeride. Hani dedim buna katkı körük takarsak olmak. Sen de dedim düz körük var mı? Yoksa dedim ben düz körük alabilirim kendi cebimden. Çünkü sonuçta bu ekstra bir şey benim arabama göre uygun olmayabilir. Ben kendi cebimden verebilirim. Neyse bu arada işte ben adamı aradım. Adamlar hiçbir şekilde beni arayıp benimle iletişime geçmiyor. Ben de adamı ararsam adam bana o zaman ya bir bahane uyduruyor ya da başka bir şey söylüyor. Neyse en son geldi çattı. Didim fuarı. Cuma, cumartesi, pazardı. Adam bana dedi ki gel dedi perşembe günü arabanı bırak. Abi dedim benim arabam ne zaman çıkacak? Cumartesi günü akşam çıkar. Neyse biz de fuara biraz geç gitme riskini alarak perşembe günü sabahtan arabayı gittim bıraktım adamlara. Abi dedim hani bak bu katlı körük bunlar olmuyor. Jantlar içeride çünkü sürecek falan filan. Sabah gittim arabayı bıraktım. Abi dedim bak hani ben gerekirse cebimden bir şeyler vermeye razıyım. Hani para vermem ne bileyim size bir şey ikram ederim. Bir şey ısmarlarım falan filan. Sıkıntı yok kardeşim hallederiz. Arabayı bıraktım. Arabayı bıraktıktan yani 4-5 saat sonra beni düzgün garaj aradı. Kardeşim dedi senin dedi arabaya ne yaptıysam olmadı. Bu körükler senin arabana uymuyor. Ben adamı dedim zaten düz körük takman gerekiyor diye. Abi dedim ne yapacağız? Sen dedi şimdilik böyle fuara git koyularla. Önümüzdeki hafta dedi ben de düz körük sipariş ettim dedi. Önümüzdeki hafta gelir dedi takarız dedi. Neyse biz fuara koyularla gittik. Önümüzdeki hafta oldu adam vardı. Ya dedi adamla görüştüm dedi kargoya vermemiş dedi bu hafta verecek dedi. Neyse adamlar boyuna yokuş ama yani hiç şey yok. Aradan 3 ay geçmiş hiçbir hani uğraşmıyorlar şahsen. Neyse aradan yine bayağı bir zaman geçti. Ben sürekli adamları arıyorum. Adamlar hiçbir şey dediğim gibi bana ulaşmıyor. Adam aradım. Ya dedi fabrikayla sıkıntı çıkmış. Düz körüklerde sıkıntı oluyormuş. Biraz dedi bekleyeceğiz. Abi dedim ben 3 ay beklemişim yani daha neyini bekleyeceğim? Fuarlara katılamamışım bana hala bekle diyorsun dedi. Neyse abi dedim bak ben gerekirse de cebimden ön amortisör, ön körük almaya razıyım. Sen dedim yeter ki tak. Ya dedi sen dedi elin cebine atmayacaksın dedi her şeyi biz karşılayacağız dedi. Sen hiçbir şekilde masraf yapmayacaksın dedi her şeyi biz karşılayacağız ama dedi bekleyeceğiz. Abi dedim ben beklemek istemiyorum kendi cebimden para verip taktırmak istiyorum. Neyse olmaz ya tut dedi yine. En son geçtiğimiz hafta mı, ondan önceki hafta mı ne adamı aradım. Abi dedim bak ne olacak bizmiş. Ben dedi İstanbul'a gittim dedi senin körükleri alacağım geleceğim. Hop bir hafta daha sarktı bizi. Neyse ondan sonra en son işte geçtiğimiz hafta tekrar aradım. Abi dedim bak ben dedim çekilişi ne zaman kazandım. Dedim Haziran'ın ilk haftası. Biz şu an neredeyiz? Ekim'in ilk haftasındayız yani. Ekim'in ilk haftası aradım. Kaç ay olmuş? 3 ay olmuş. Abi dedim bak ben bu kadar beklemek zorundayım. Ben dedim gerekirse ön amortisörümü, ön körüğümü alayım. Ön amortisör, ön körük dediğin zaman zaten 1000-1500 lira yapıyor. Ben dedim bunları cebine vermeye razıyım. Hatta gerekirse insanlara diyeceğim ki bunu siz taktınız. Hani ben diyeceğim herhangi bir cebimden masraf olmadı. Ben sonuçta onları YouTube videosu çekeceğim, onları reklam yapacağım, tanıtım yapacağım. Abi dedim bak benim arabayı ne kadar güzel yaparsanız ben dedim o kadar sizin reklamınızı, tanıtımınızı yaparım. Çünkü YouTube ve Instagram artık bir televizyon şeyinden ziyade bir reklam platformuna dönüştü. Birçok firma buraya reklam veriyor. İşte tanıtımlarını, ürün tanıtımlarını piyasaya ürün sürmeler için. Neyse en son dedim böyle. Tamam dedi ben sana haber vereceğim. Geçtiğimiz gün aradım. Ya dedim sen dedim ben senin körükleri alamadım dedi. İşte İstanbul'da dedi karşıya geçeceğim ben senin körükleri alacağım. Bu arada ama ben hani birçok insan aracıma Air Suspansiyon takılacağını biliyordu. Air Suspansiyon nerede? Takipçiler sizler yazıyorsunuz abi Air Suspansiyon ne oldu? Ben bilerek bunu sizlerle paylaşmadım zaten çekilişi kazandığımda. Hani dedim biraz sürpriz olsun hem YouTube'a güzel bir video olsun diye. Neyse geçtiğimiz hafta adamı tekrar aradım. Ben dedi İstanbul'dayım senin körüklerini alacağım. Geleceğim falan filan derken geçtiğimiz gün yine aradım. Dedi işte ben hastane işleri çıktı falan filan. Bu tamamen yokuş yani. Adamlar beni kandırdı.
çekilişlerini yaptılar. Gerekli takipçileri Instagram'dan kazandılar. Hiçbir şekilde air sponsor harcama yapmadılar. Bu firmalar hakkında, yani bu air sponsor yapanlar hakkında hani memnun kalanlar da olabilir ama memnun kalmayan ve sıkıntı yaşayan birçok insanla da görüştük. Bu tarzda iş yaptıklarını söylediler, yani pek memnun kalmayacağınız işler yapacağını söylediler. Ben sayfaların linkini aşağı bırakıyorum. Instagram'da da geçtiğimiz günlerde paylaştım zaten. Hani bu sayfaları şikayet mi edersiniz, mesaj mı atarsınız, ne yaparsanız bilmiyorum. Ben böyle bir sorun yaşadım. Bu sorunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sonuçta bu firmalar piyasanın içinde, hani memnun kalmayabilirsiniz, memnun da kalabilirsiniz. Bunu hiçbir şekilde hani şeyini vermiyorum. Ama şahsen bana böyle bir davranış sergilediler. Benim fikrim, ben onlar için bir fırsattım. Neden? Tanıtım yapmaları için. Ben şimdi mesela örnek veriyorum. Bir yürüsmasyon videosu çekeceğim zaman 40-50 bin kişi izleyecek. Bu 40-50 bin kişinin içinden 1-2 kişi bile onlara gidip air sponsor yapırsa onlar kârdır. Normal bir insana, yani diyelim normal sokaktan geçen bir insana air sponsor çıktığında, onu arabalarına yaptıklarında hiçbir şekilde onlardan faydalanamayacaklar. Ama ben sürekli aktif sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da aktif olan biri olarak onlara birçok şekilde reklam, tanıtım yapacaktım. Hani böyle bir olay yaşadım ben. Dediğim gibi siz ne kadar memnun kalırsınız, kalmazsınız bilmiyorum. Sayfaları o aşağı bıraktım. Hani yapacak bir şey yok. Buradan da beni izliyorlarsa bu saatten sonra ben hiçbir şekilde aracımı air sponsor istemiyorum. Bu YouTube videosunda, Instagram'daki paylaşımlarını da hiçbir şekilde kaldırmayacağım. Bu kadar yani. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Böyle sıkıntılar yaşamayın.